Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu polinomlar olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp okullara dağıtılmış olan çalışma defteri matematik 10 sayılar cebir polinomlar 4. sayı testi olacak. Boşluk doldurmayı çözüyoruz arkadaşlar. Daha önce eşleştirmeyi de çözmüştük hatırlarsanız. Çalışma defteri sorularını çok beğeniyorum. Aynı zamanda MEB'in arkadaşlar hazırlamış olduğu kazanım kavrama testleri, tekrar testleri ve hatta çoğunuzun bilmediği MEB Mobil OGM materyal uygulaması var. O soruları da arkadaşlar çözmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben buraya linklerini koyuyorum. Hem çalışma defterlerini hem de bu söz konusu testlerin oynatma listelerini veriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Emekleri için ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Adı boşluk doldurma, terimler burada arkadaşlar. Bunları burada uygun yerlere yerleştirmemiz isteniyor. Birinci soru der ki bir polinomu oluşturan terimlerin dereceleri nokta nokta sayı olmalıdır. Nasıl olmalıdır arkadaşlar? Doğal sayı olmalıdır. Bundan bir önceki eşleştirme testinde de şurada eşleştirme testinde de çok konuştuk arkadaşlar üzerinde. Bizim zaten polinomları sevmemizin amacı o. Yani amacı derken en büyük nedeni. Şöyle ki Px arkadaşlar yani x'i hep doğal sayı kuvvetleri görmek isteriz. Eksi 2x kare artı 5 gibi. Örneğin şöyle bir şey sevmeyiz biz. Px yani herhangi bir şey söyledik. Eşittir 1 bölü x küp artı 2x. Böyle şeyler yani payda da sağa sen. Hocam efendim burada da derecesi, terimin derecesi doğal sayı değil mi? Sevgili arkadaşlar bu 1 bölü x küp aslında x üzeri eksi 3'tür. Artı 2x düzenlersek bak üssü kuvveti doğal sayı olmadı. Doğal sayı olmasını isteriz. Polinom olabilmesi için ve böyle işlemlerde çok kolay olur arkadaşlar. Zaten bu konuyu işlememizin sebebi odur. 2 ile devam edelim. Sabit polinomun derecesi nokta nokta olur. Derecesi ne olur arkadaşlar? 0 olur. 0, 0, 0. 0 buradaymış. Doğalı da şey yapalım. Çember için alalım. Bu nedenle arkadaşlar bakın Px eşittir. Sabit polinom dediğinde C gibi bir sayıya eşit olur. Örnek verelim. Px eşittir 7 olsun. Hocam efendim burada... Yani derecesi yok ki sıfır olsun. Arkadaşlar bu aslında çoğu öğretmenimiz de söylemiştir. Nedir bu? 7 çarpı x üzeri sıfırdır. Bak derecesi sıfırdır. X üzeri sıfır bir olacağı için 7 ile baş başa kalırsın. Bu arkadaş budur. Hatta sabit terimi yani polinomun verilen sabit terimin de yanındaki x, x üzeri sıfırdır arkadaşlar. X üzeri sıfır bir olduğu için görmeyiz biz bunu. 7 deriz. Hani ilkokulda, ortaokulda öğrendiğimiz mesela 15'in altında gizli bir 1 falan derlerdi ya bize arkadaşlar. Bir nevi onun gibi düşünebilirsin. Aslında gizli bir 1 falan filan olduğu yok. Yani 15 bölü 1 dersin 15'e. Sen buna 7 çarpı x üzeri 0 diyebileceğin gibi. 3. Polinomlar toplandığında ya da çıkartıldığında elde edilen polinomun derecesi derecesi nokta nokta olan polinom derecesine eşit olur. Neye eşit olur arkadaşlar? Büyük olanın derecesine eşit olur. Örneğin mesela px x üzeri 7 olsun. Qx de x küp eksi x olsun. Ben bunları toplarsam arkadaşlar yeni polinomum ne olacak? Hx ikisinin toplamı olan polinomum x üzeri 7 artı x küp eksi x olur ki dikkat edersen bak en büyük dereceli terim kendini taşıdığı için buraya yine derecemiz büyük dereceli polinomun derecesine eşit olur. Güzel bunu da hallettik. 4 ne diyor? Px polinomunun derecesi 5. Güzel. Qx polinomunun derecesi 3 olduğuna göre şu arkadaşın derecesi ne olur? Sevgili arkadaşlar şimdi sana bunun derecesi dedi ya. Bu dereceye sahip olan sonsuz tane polinom yazabilirsin. Ama en kolayı nedir? Px eşittir x üzeri 5 diye düşün. Qx'i de sevgili arkadaşım derecesi 3 olduğu için x küp diye düşün. Şimdi gel bak p 2x küp. Yani bak x'in yerine 2x küp yaz diyor. Şurada x'in yerine yazalım. X'in yerine 2x küp yazıyorum. Yazdım.
X'in yerine bak bir de 5. kuvveti var. Sevgili arkadaşlar, şu kas sayı beni hiç ilgilendirmiyor. Kas sayıyla işimiz yok. 32 yapar, sorun değil. Bu ne olur sevgili arkadaşlar? X üzeri 15 olur. Hani 32 çarpı o X üzeri 15. Ben derecesiyle ilgileniyorum. Derecesi nedir dedi çünkü. X üzeri 15 olur. Çarpı Q2X'in de karesi diyor. E sevgili arkadaşlar, bu arkadaş X küptü. Sen bunu yerine 2x koysan hala değişmez. Derecesi küp olur. Ama bunun da karesini al diyor. Kübün de karesini al diyor. X kare. Bu arkadaş ne olurdu sevgili arkadaşlar? X üzeri 6 olur. Bak x üzeri 15 ile x üzeri 6'yı çarparsam tabanlar aynı. Üstler toplanacağı için x üzeri 21 olur. Yani derecemiz ne olurmuş arkadaşlar? 21 olurmuş. 21'i de işaret ettik. Yani böyle bir şey duyduğunda polinomun derecesi 5, bunun derecesi de 3 deyince x üzeri 5, x üzeri 3 hemen düşün, ondan sonra işlemine devam edebilirsin. Px polinomunu Qx polinomuna bölündüğünde dediğine Px bölü Qx kalan polinomun derecesi, kalanı da şuraya derelim arkadaşlar, Kx diyelim. Şu hatta şuraya da Bx diyelim. Bu da bölen olsun, bölüm. Kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden ne olmalıdır arkadaşlar? Küçük olmalıdır. Bu aslında ne biliyor musun? Polinomlara bile has değil. Sen bir bölme işlemi yaptığında matematiğin temel kavramlarında A'yı B'ye bölüyorsun, C çıktı, K oluyor. Biz her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Kalan bölenden her zaman küçük olmalıdır. Kalan bölenden her zaman küçük olur. Olmaz ise bölme devam eder. Normal bildiğin klasik bölme kuralı, yani kuralı bile değil, yani doğası gereği bu budur arkadaşlar. Çünkü eğer bunun derecesi, kalanın derecesi bölenden büyük olsa bölme işlemimiz devam ederdi. Küçük olmalı ki bölme işlemimiz tamamlansın. Px polinomu verilmiş. Polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bunu direkt ezbere de söyleyenler oluyor. Ben çok aklımda tutmak istemem, sevmem de. Bak bunun için şöyle yaz. Ax kare artı bx artı c olsun. P1 yazdığımda karşıma ne çıkıyor? 1 yazdığımda a artı b artı c çıkar. Öyle değil mi? Evet. P eksi 1 yazdığımda ne olur arkadaşlar? Bak x kare çift sayıların, çift derecelilerin katsayıları yine olduğu gibi kalır. Yalnız tek olanlar eksi 1 yazdığım için eksi b artı c olur. Görüyor musun? Çok güzel. Peki P1 ile P eksi 1'i toplarsam ne olur sevgili arkadaşlar? Dikkat et. B'ler birbirini götürür. 2 tane A artı 2 tane C. Yani 2 tane A artı C kalır ki bunlar da kimdir? Çift derecelilerin katsayılarıdır. Eğer ben bunu 2'ye bölersem bak neyle karşılaşıyorum? Çiftlerin, çift olanların katsayılarıyla. Demek ki formül buymuş. P1 ile P-1'i toplayıp 2'ye bölersem çift dereceli katsayıların toplamını elde edermişim. İstiyorsan sen bunu açabilirsin. Açıp da görebilirsin. Öyle de görebiliriz. Oysa biz bunu yaparsak göreceğiz. P1'i bir hesaplayalım. Yazdım 1'i sevgili arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Artı, şimdi eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımda 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 3'ün karesi 9. Bölü 2 diyeceğim. Yukarıda ne var? 10 artı 10 bölü 2. 20 bölü 2'den yine 10 gördün sevgili arkadaşım. Onu işaretledik. Hop 10 dedik. Bak eğer açsaydık da şöyle olurdu. Birincinin karesi x kare artı 4x artı 4 artı x kare eksi 4x artı 4. Hop topladığımda ne görüyorsun? 2 tane x kare, x 4x'ler gitti artı 8. İşte bak sevgili arkadaşım, çift derecelilerin bir katsayısı 2. Başka çift derece yok demeyin. Diğer soruda da konuştuk. Bunun üzerinde x üzeri 0 var ya arkadaşlar. 0 da çift bir sayı kabul edildiği için sabit terimler de çift dereceli
terim kabul edilir arkadaşlar. 2 ile 8'i toplasan yine 10 cevabına ulaşırsın ki bu işin hakkı budur. Neden olduğunu da gör diye yaptım sana. Evet. Bu sefer de ne diyor acaba? Ha, başka bir şey vermiş. Bir px polinom verilmiş. Px artı 2 polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan bu kalan nedir? Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu eşleştirmede de konuştuk. Eşleştirme testinde de. Bölümden bahsedildiği için arkadaşlar. Bak onu da sana söyleyeyim ya. Bak şunu yazmadan edemeyeceğim. Px artı 2 kime bölünmüş? X eksi 3'e. X eksi 3'e. Bölüm bx diye bir şey olsun. Artı kalan. Bak normal bölme işleminin şeyini yazdık değil mi sevgili arkadaşlar? Denklemini yazdım. Ben neden niçin olduğunu söylemeden soru çözmeyi sevmiyorum da o yüzden ezberli kafaya karşıyım. Arkadaşlar biz bunu hep sıfıra eşitliyoruz. X eksi 3 eşittir 0. X eşittir 3 koyuyoruz. Neden olduğunu göstereyim. Bak x eşittir 3 dediğimizde başımıza neler geliyor. X yerine 3 yazdım. Burada bütün hepsinin yerine. P 5 eşittir. 3 koyarsan ne olur? 0 olur. Bx artı k. Bak burası 0 olduğu için bu gider. P 5 eşittir k olur. İşte neden böleni 0'a eşitliyoruz ve x yerine neden bunu koyuyoruz anladın mı? Burası olduğu gibi gidiyor. Şu bölümle hiç ilgilenmiyoruz bilmediğimiz o şeyle. Kalanla baş başa kalıyoruz. Anladın mı? P5 bana kalanı veriyor. Hangi polinomdan bahsediyorsun? Bundan. O yüzden bu polinomun içinde x yerine 3 koyuyorum. Yani bana sorduğu ne arkadaşlar? P5 nedir acaba? P5'i nasıl bulacağım? Bana başka bir eşitlik vermiş. Gel bunu kullan diyor. Bunu kullanmak için sen burada ne görmek istiyorsun? P5'e ihtiyacın var. 2x artı 3. Şurada 5 görmek istiyorsun. Bu durumda x yerine ne yazarsın sevgili arkadaşım? 1. Çözersen 1. Şimdi de dersin ki x eşittir 1 için. Ders yazdık. X eşittir 1 için şu eşitliği yazıyorsun. P5. Çünkü x yerine 1 yazdım. Şimdi 1 yazıyorum. K sayılar toplamıymış ne verdik ki? 1 artı 2 artı 5. Buyur sana 8. Anlaştık. Budur. Ben dediğim gibi neden sizin için de soru çözmeyi hayatta sevmem. Amacımız zaten size balık vermek değil. Balık tutmayı öğretmek biliyorsunuz arkadaşlar. Neden olduğunu da inşallah şurada söyleyebilmişimdir. Hatta ben sana bir tüyo vereyim. Şu eşitliği yazabilen bölme eşitliğini yazabilen bir kişi polinomların %89.5'ini halletmiş demektir sana söyleyeyim. Geldik 8, 9, 10'a. Bunlar birazcık da çarpanlara ayırmayla ilgili. Güzel, fena değil sorular arkadaşlar. 35 üzeri 4 eksi 21 üzeri 4 sayısının en büyük asal çarpanı nokta nokta olur. Allah'ım sana geliyor. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne Allah aşkına? Bunun çarpanlarına nasıl ayıracağım? İşte arkadaşlar 35 üzeri 4 eksi 21 üzeri 4. Sen burada ne görüyorsun? Ben burada tam kare farkı görüyorum. Nasıl görüyorum göstereyim de. 35'in karesinin karesi, 21'in karesinin de karesini görüyorum. Bak tam kare farkı. Bu durumda ne yazarsın? 35'in karesi artı 21'in karesi çarpı 35'in karesi eksi 21'in karesi dersin. Anlaştık mı? Bunu neye istinaden söylüyorum? Arkadaşlar en meşhur özdeşliğimizdir. Çarpanlara ayırma konusu işliyor isen a artı b'nin karesini tekerleme şeklinde bilirsin. A eksi b'nin karesini tekerleme şeklinde bilirsin. Bir de bunlardan daha famous, adı İngilizcesine söyleyeyim, daha meşhur olanı a kare eksi b karedir arkadaşlar. Tam kare farkı deriz. Bu arkadaş a artı b çarpı a eksi b'dir. Bunu bilmeden herhangi bir sınava girilmez, ayıp olur. Yazık olur, ziyan olur. Tamam mı emeklerini? Tam kare farkı deriz. Burada onu kullandım. Bak 35'in karesinin karesi eksi 21'in karesinin karesi. Tam kare farkı görüyorum. Bunları topluyorum bir de çıkartıyorum. Bitiyor muydu? Bitmiyordu. Devam ediyorum.
35'in karesi artı 21'in karesi böyle kaldı. Bak burada bir kare farkı daha var. 35 eksi 21 çarpı 35 artı 21. Devam ediyorum. Bu böyle kaldı, 35'in karesi. Buradan bir şey çıkmaz artık. Çünkü 7 çarpı 5 arkadaşlar bu. Hatta şöyle yapalım. Buna da devam edelim. Niye çıkmasın keşke. Bak bu 7'nin karesi çarpı 5'in karesi değil mi? 7 çarpı 5. Bu da 7'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 7 çarpı 3. Burası 14. 14 bunu da yazdım. Burası da kaç arkadaşlar? 56 mı? 56. Çok güzel. Bak burada 7 üzeri 2 parantezini aldığımda 7 üzeri 2 parantezinde 25. Şurası 25. Hadi öyle yapalım. 25 artı 9. 34 olacak. Çarpı 14 çarpı 56. Bak bu sayıyı çarpanlarına ayırıyorum. Resmen çarpanlarına ayırıyorum. Şu arkadaş artık asal çarpanlar dedi. 7 üzeri 2. Bu arkadaş kim arkadaşlar? 34. 34 kim? 17 çarpı 2. 14 kim? 7 çarpı 2. 56 kim arkadaşlar? 7 çarpı 8. 8 kimdir? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bak bütün asal çarpanlarını yazdım arkadaşın. Şu arkadaşı bildiğin atomlarını ayırdım. Nasıl ayırdım? Matematik becerimizle. Özdeşlikleri kullanarak. Gördüğün üzere bak bu arkadaşın asal çarpanları 2 var, 7 var, 17 var. En büyüğü de kaçmış arkadaşlar? 17'ymiş. Gel buraya 17. Anlaştık değil mi? Bildiğin matematikteki işlemlerimi kullandım. Çarpanlarını ayırdım. Üslü sayılardaki maharetimizi de kullandık. Böyle devam ettik. Şimdi geldik şu arkadaşa. İşleminin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar ben karekök içerisinde bir takım işlemler görüyorum. Normalde sen bunu görüp şöyle yapabilirsin. Paydaları eşitleyebilirsin. 4 ile 5 ile pardon ne 5'i ya? 100 ile genişleteceğim. 25 ile ve 20 ile genişleterek işlemini yaparsın sevgili arkadaşım. Bu arkadaşın sonucunda şuna ulaşırsın. Paydayı genişlettiğinden sonra 841 bölü 100 ile karşılaşırsın. Sonra kara kara düşünürsün. Ya bu 841'in karekökü ne acaba falan diye. Arkadaşlar 29 bölü 10 bulursun. Cevabı 2.9 bulursun. İşaretlersin. Şimdi uzun uzun yapmıyorum. Ben hatta buraya bak şeyi de yazmışım 841 bulmam gerektiğini. Paydaları eşitler yapabilirsin. Ama 841'in de karekökünü kim bilecek arkadaş? Böyle bir şey olmaz yani. Peki böyle bir soru olur mu? Yani... Burada da arkadaşlar şairin bizden görmemizi istediği olay şudur. Şimdi bak bu birinci bir şeyin karesi, bu da bir şeyin karesi şu da. Tak tak. Bak bu arkadaş 3 bölü 5'in karesi değil mi? Evet. Şu arkadaş da 7 bölü 2'nin karesi. Bunun karesini alsam arada da eksi var ya. Şöyle eksi yapsam arkadaşlar. Şu eksi 21 bölü 5 de arkadaşlar bu ikisinin çarpımının 2 katıdır. Eğer onu görebiliyorsan bak 3 bölü 5 7 bölü 2 çarpımlarının 2 katı bunu görebiliyorsan ne ala. Yani bunu görebilmen de çok da şey değil yani ne bileyim çok olasılığı da değil belki ama bu artık bunlar da biraz antrenman işi. Nasıl bak birincinin karesi biz bunları nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi 9 bölü 25. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 5 çarpı 2 çarpı 2. Bak sadeleşiyor ikiler 21 bölü 5 kalıyor. Artı ikincinin karesi 41 bölü 4. Aa buymuş. O zaman ben şu işlemi yaparsam bu iş olur. 2 ile genişlet 5 ile genişlet. Sonra karesini alırız. 6 eksi. Şu bir dakika ya. Ha, nasıl olsa karesini alacağım. 6 eksi 35 bölü 10'un karesi. Ne görüyorsun? Eksi 29 bölü 10'un karesi. Ha tabii bir de neyimiz var arkadaşlar? Karekökü var. Ha, bize, bir dakika ya niye karesini alıp karekökünü alıyorum ya? Şu olay bu zaten. Tamam mı? Hop hop. Yalnız dikkat et bak. Burada da şuna dikkat et. Bunlar gider
Kare ile karekök gider. Eksi 29 bölü 10 çıkar. Bu da eksi 2.9 deme. Neden deme? Sevgili arkadaşlar, karekökün sonucu her zaman pozitif olur. Bu arkadaş karekök dışına mutlak değerle çıkar. Tamam mı? Zaten karesi demek bu arkadaş pozitif olacaktı zaten. Pozitif bir sayının karekökünü aldığında zaten pozitif olur. Eksi 29 bölü 10'un mutlak değeri de artı 2.9'dur. Anlaştık mı? Güzel. 10. soruya geldik. 10. soruda da bazı numaralar yapacağız. Ben sevmiyorum ya, bu küplü şeyleri de hiç sevmiyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim sana. Şimdi A artı B'yi vermiş kök 5 olarak arkadaşlar. Burada da uzun bir ifade vermiş. Bunun sonucu ne olabilir acaba deniyor. Şurayı şey geçeyim de onu yapalım. Şimdi A küp artı B küpün açılımını ben sana bir anlatayım. Şimdi artı diyor ya. Bu A artı B'dir arkadaşlar. Daha sonra da bu arkadaş şudur. A kare ve B kareyi yaz. Normalde hani karelerini aldığımda iki tane AB falan çıkıyordu ya. Şimdi artı olduğu için arkadaşlar bunun katsayısı eksi olacak çarpımları. Ancak nasıl olacak? Bir tane AB olacak. Ben aklımdan böyle kodladım. Bunu çarparsan arkadaşım buna ulaşıyorsun. Yani şu arkadaşın A küp artı B küp bu. Hocam bunu yaptın da bir de arada bu var. Sevgili arkadaşlar gelin bak şunu şöyle bir A küp artı B küp artı kök 45 AB diye ayıralım. Daha sonra A artı B'ye bölüyorum ya. Ben bunları bir A artı B'ye böleyim. Bir de A artı B'ye böleyim. Zaten kesirli sayı değil mi? Ben kesirli sayıyı böyle ayırdım yani. Var mı bana itirazı olan? Yoktur herhalde. Şimdi bak şu arkadaşı olduğu gibi şunu aynen yazalım. Sen zaten görüyorsun da adet yerini bulsun görelim. A küre artı AB artı B kare bölü A artı B. Bak birazdan vedalaşacaksın. Artı kök 45 çarpı AB. Ve dikkat et. Şimdi artık buraya AB yazmayacağım. Bak burada AB olarak görmek işime yarıyor. Burada da A artı B'nin kök 5 olarak görmek işime yarıyor. A artı B yerine kök 5 yazdım. Bunlarla vedalaştım. Değil mi? Bak karşımda ne var şimdi? A kare eksi AB artı B kare var. Artı dikkat et sevgili arkadaşım bak kök içinde kök içinde. Kök 9 olduğunu görüyorsun. Sen bunu nasıl görürsün? 45 bölü 5 olarak görürsün. Kare kök 9'dur. Bu da ne yapar? 3 yapar. 3 tane AB yapar bu da. Hayırlı işler. Artık bir şeyler ifade etmeye başladı sana değil mi? Bak ne oldu? Parantez içindesin ama toplama olduğu için A kare artı 3 AB'yi yanına yazalım. Eksi AB artı B kare. Bak 2 tane AB. A kare artı 2 tane AB artı B kare. Ne diyor sana? Bağırmıyor mu? Allah aşkına söyle. Bağırıyor ya. Avaz avaz bağırıyor. Ben diyor A artı B'nin karesiyim diyor. Soru bitti. Zaten A artı B kök 5 değil miydi? Kök 5'in diyor karesini söyle bana diyor. 5 ne olacaktı ki? Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Burada yine bak dikkat edersen polinomsal ifadeler yine çarpanları ayırmadaki maharetlerimizi kullandık. Mümkün olduğunca birbirini sadeleştirecek arkadaşları aradık. Onları bulduk. Sadeleştire sadeleştire karşımıza çok yakışıklı, çok güzel bir ifade çıktı. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.